Ya baba sen niye kendi kendini sarıyorsun ya? Bıraksana şunu. Ya doktor gelene kadar kendi işimi kendim görüyorum işte Emre. Elleme beni. Gel sen de saralım canım çok çektiyse. Bedava sargı. Birazını da eve götürürüz bulunsun. Hah Hasan amca geldi mi? Nasıl oldu? İyiyim iyiyim. Bir iğne yaptılar. Belimin ağrısı geçti işte. Bu ne yapıyor böyle? Sarınıp sarmalanıyorum Hasan efendi. Görmüyor musun? Ah ah biz niye Gül'ün hastanesine gitmedik ya? Orada daha bir ihtimam gösterirlerdi bana. Götür dur bakayım. Dur bakayım suratına. Bala. Ya bu o kadar yumruk yedi. Bir morluk yok bunun suratında. Ya ne biçim surat bu ya? Kösele surat. Maşallah maşallah. Ne yapıyorsun Hasan efendi ya? Maşallah vallahi maşallah. Hah doktor. Canım uzman doktor, profesör doktor. Derdime bir çare doktor. Lütfü Bey, bu ne hal? Ağrım sızım çok doktorcum. Kendi kendime alternatif tıp deneyimledim. Hadi anlat. Ne kadar kötüyüm. Çok kötüyüm değil mi? Sen en iyisi bana bir iş göremez raporu yaz. Bir yatak istirahati ver. Ben bir 5 sene yatayım. Hadi, hadi doktorcum. Lütfü Bey, bacağınızda zedelenme var. Yürürken zorluk çekebilirsiniz ama raporluk bir şey yok. Nasıl ya? Kırık vardır, kırık. En olmadı çıkık. İyi baksaydınız. Bak yok diyor işte doktor. Yok diyorsa yoktur. Lütfü, hadi çıkar. Bırak Hasan efendi, dokunma sargılarıma ya. O kadar darbe aldım ben. İş göremez raporu almam şart doktorcuğum. Lütfü Bey, dediğim gibi basit bir doku zedelenmesi. Biraz dinle. Ne demek basit? Ne demek basit ya? O kadar da ya boşuna mı yedim ben? Ne olur bir rapor yazsan, eline mi yapışır? Hadi. Ya doktor ne desin işte? Basit diyor, zedelenme diyor. Hadi çıkar şunları, çıkar. Çıkar şunu hadi, çıkar şunları kollarından. Çıkar, bu ne bu, bu ne? Bu ne? Bunu da çıkar. Sağlık sektörü bitmiş. Zaten benim kızımın bile doktor olmasından belli. Tamam Hasan efendi, şöyle iğne oyası gibi yapalım.